Hastaneye ve sağlık ocağına gitmeden meydanda aşı oldunuz. Nasıl buldunuz bu burayı? Çok güzel bir uygulama. Ayağımıza geliyor hizmet. Teşekkür ederiz. Neden tiskinirim ya? Rahatla kaşıntı için. Rampıt mıdır? Rampıt mıdır? Hala bir şey ismini şu an aklıma pek gelmiyor. İki gündür onu kullanıyorum. Akşamları. Sıkıntı yaratmazsa şimdi problem yok. Hastane veya sağlık kurumuna gitmeden meydanda aşı oldunuz. Nasıl buldunuz burayı? Ben buraya misafirim zaten de o şans eseri oldu yani öyle diyeyim sana. Geçerken hastaneye çıkıyordum zaten. Olayım dedim yani olmamıştım. İşte tamam. Yani iyi burada olayım dedim. Memleketimde olayım dedim. İyi oldu yani. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların aşıya hızlı ulaşabilmeleri için Trabzon Meydanı'na aşı çadırı kuruldu. Burada insanlar anlık aşılarını olabiliyorlar. Durum nedir? Bilgi alabilir miyim? Biliyorsunuz tüm dünyayı katıp kavuran pandemi nedeniyle çok yoğun bir aşılama programı başladı tüm dünya çapında. Ülkemizde çok ciddi anlamda dünyada birinci seviyede vatandaşını aşılayan bir ülke konumundayız. Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar konusunda temin edilen aşılarla vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü olarak da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda vatandaşlarımızın gün içinde en yoğun bulunduğu alan olan Atatürk alanında mobil bir aşılama merkezi kurduk. Aşı hakkını elde etmiş olan tüm vatandaşlarımız randevusuz olmak dahil burada gelip aşılarını rahatlıkla olabilirler. Arkadaşlarımız ve sağlık ekiplerimiz burada her an vatandaşımızın hizmetindeyiz. Hızlı bir şekilde aşılarımızı yapmaktayız. Daha yeni kuruldu. Vatandaşların ilgisi nasıl? Bugün cumartesi. Biraz da üniversite imtihanı nedeniyle şu anda bir sakinlik var ama öğleden sonra bu sakinliğin artacağını düşünüyoruz. Yarın sokak kısıtlamaları nedeniyle çadırımız, ekibimiz burada olmayacak ama hafta içi aşılama programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hastanelerde ve sağlık, aile sağlık merkezlerinde aşı olduktan sonra bir bekleme süresi vardı. Burada da nasıl işliyor? Aynı durum devam ediyor. Aynı şey burada da geçerli. Vatandaşlarımızı aşıladıktan sonra bir 15-20 dakika bekletiyoruz. Zaten 112 ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz burada hazır bekliyorlar. Gelişebilecek olan herhangi bir olumsuz durumda anında müdahale edebilecek durumdayız. Bildiğiniz gibi huzur evleri, cezaevleri gibi yerinde aşılama hizmetleri yürütüyoruz. Aile sağlığı merkezleri, hastaneler, kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri şu ana kadar aşı merkezlerimiz idi. Bunun dışında biz de sağlık müdürlüğümüz mobil ekiplerince huzur evinde, cezaevinde, dün silah altında bulunan askerlerimizi aşıladık. Sayın Bakanımızın talimatıyla organize sanayi bölgelerinde, fabrikalarda yerinde aşılama hizmeti yürüttük. Bugün de şehir meydanındayız. Randevusuz bir şekilde, randevu alamayan bir şekilde aşısını geciktirmiş vatandaşlarımıza
bir farkındalık çalışması bu. Yerinde hizmet yürütmüş oluyoruz. Bir şekilde sağlık merkeziyle iletişim kurmamış, kuramamış vatandaşlarımızı burada hızlı bir şekilde aşılıyoruz. Çünkü bizim hızlı bir şekilde aşılanıp bu salgından kurtulmaya ihtiyacımız var.